Arkadaşlar merhaba, Oğuzhan ben. Bugün size iPhone telefonların ekranını Windows bilgisayarlara nasıl yansıtılacağını göstereceğim. Öncelikle kanalımda buna benzer birçok video var. Bir bakmanızı öneririm. İşinize yarayacak bir şeyler bulunabilir. Videoların devamı için de destek amaçlı kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bu linki size açıklama kısmında bırakacağım. İndirmek istediğimiz program bu. Reflektör ekran kayıt diye geçiyor. Bunu Google'a yazsanız da zaten bu ya da bunu yakın farklı listeler gösteriyor. Buradan indirebilirsiniz. Birlikte indirelim. Dosyayı indir dedik. Ben bu kısmı hızlı geçeceğim. 236 MB'lık bir dosya. İnternet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Programımız indi. Burada masa üstünde. Bunu birlikte çalıştıralım. Benim bilgisayarım 64 bit. Zaten artık 32 bit kalmadı da. Ben yine de size nereden bakılacağını göstereyim. Bilgisayarıma tıkladık. Sağ tuş yaptık. Özellikler dedik. Şurada sistem türü 64 bit yazıyor. Belki daha eski bilgisayar olanlar vardır 32 bit. Burada ona göre kurarlar. Ben 64 bit olanı çalıştırıyorum. Bunu bu sekmeyi işaretleyip yükle dedik. Hızlıca kurulan bir program. Finish dedik. Program zaten buraya düştü. Şimdi bu programı önce lisanslamamız gerekiyor. Yoksa çalışmayacaktır. Bilgisayarım 64 bitti. 64'e girdim. Şuradaki exe dosyasını buradan kopyaladım. Çıkarttım buraya. Bunu sağ tuşladım. Kes dedim. Daha sonra asıl programın içine özellikler dedim. Şuradaki exe ile bunu değiştirmem lazım. O yüzden bu dosya konumuna gideceğim. Boş yere tıklayıp onu kopyalamıştım. Buraya yapıştırdım. Bu uyarı çıkıyor. Hedefteki dosyayı atla diyeceğim. Değiştirmek istiyorum çünkü. Devam dedim yönetici olarak. Gördüğünüz gibi program değişti. Şimdi bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Artık işim sadece bununla. Sağ tuş dedim. Yönetici olarak çalıştır. Program buraya geldi. Direkt Oğuzhan Orhun diye sanırım bilgisayarımın isminden aldı bunu. İstiyorsanız buraya şuradaki kaleme tıklayarak düzenle dersiniz. Başka isim girersiniz. Şimdi iPhone telefonlarda ekranı aşağıdan yukarıya doğru kaydıracağız. Aynı Wi-Fi açıyormuş gibi. Burada ekran yansıtma yazıyor. Ekran yansıtma tuşuna basacağız. Ve direkt olarak şuraya yazdığımız ismi telefonda görüyoruz. Üzerine tıkladık. Tıkladığımızda bilgisayarla eşleşerek bir kod istedi. Kod bilgisayarın ekranına geldi. Şimdi klavyemden 9604'ü tuşladım ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi telefonun ekranı bilgisayarıma geldi. Bu kısmı aşağı doğru çektim. Kapattım. Buradan mesela YouTube'a girdim. Kısa bir süre gecikmeyle çalışıyor. Fakat gayet düzgün bir şekilde görüntülerimi bilgisayarın ekranına yansıtabiliyorum. Buradan farklı yerlere tıkladığımda bilgisayarıma da eş zamanlı olarak düşüyor. Ben de bu uygulamayı zaman zaman kullanıyorum. İşinize yarayacağını düşündüm. Kullanmak isteyen arkadaşlara açıklama kısmına linkini bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde videoların devam etmesini istiyorsanız da lütfen destek amaçlı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.